Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Anker PowerCore Speed 20.000 PD'yi kutusundan çıkartıyoruz. Böyle uzun bir ismi var, evet farkındayım. Ama nedir diye soracak olursak aslında bir powerbank. Yani bir cep telefonlarımızı ve diğer cihazlarımızı şarj etmek için kullandığımız harici bir pil çözümü. Bir powerbank. Kutulu ürün verildiği için her zaman olduğu gibi biz yine ne yapıyoruz? Bu ürünü kutusundan çıkartıyoruz şöyle. Klasik olarak şeyimizle beraber bıçağımızla açıyoruz poşetini. Şöyle bir açtık. Yalnız bu ürünün bir farkı var. Neden? Biliyorsunuz birçok farklı powerbank var. Ucuzu var, pahalısı var, iyisi var, kötüsü var. Bu ürün pahalı bir ürün. Ama pahalı olmasının bir sebebi var. O PD dediğimiz sonundaki eklenti power delivery olarak geçiyor. Yani yüksek hızlı şarj ihtiyacı olan laptop gibi cihazları da bu ürünle şarj edebileceğimiz anlamına geliyor. PD uzantılı, yani bu PD, power delivery uzantılı cihazlar, bunlar aynı zamanda adaptör de olabiliyor bu arada. Aynı zamanda işte MacBook Pro ve benzeri bazı üst düzey dizüstü bilgisayarları şarj edebiliyor. Şimdi ürünün kutusundan bir çıkartalım. Şöyle Anker yazıyor. Burada neymiş bu? Nedir bu böyle? Evet. Bir kullanım kılavuzumuz varmış. Şöyle bir Anker PowerCore 20.100 diyor. Yani 20.000 miliamper gücü olduğu anlamına geliyor. Yüksek hızda şarj desteği sunduğunu söylemiştik. Power IQ özelliği var. Yani cihaza göre voltajını, akımını vesairesini ayarlayabiliyor. Şöyle bir kutudan çıkartalım. Oo, maşallah. Biraz da böyle ağır bir ürün bu arada. Çok hafif değil. Tabii 20.000 olunca zaten çok hafif olma ihtimali pek yok. Çünkü içinde 20.000 miliamper gücünde bir pil olması lazım. Şöyle çıkartıyoruz. Şöyle bir ürün. Bakın şu anda ekranda görüyoruz. Şöyle bir yan yüzümüzde bir düğmemiz var. Burada da şöyle göstereyim. Biraz daha yakına alayım isterseniz. 4 tane LED lambamız var. Herhalde bu da gücünü gösteriyor. Şu an 1'de mesela. Şu an 1 yanıp sönüyor. Demek ki 1 gücümüz var. Buralarda bir şey yok. Şurada bir Anker yazımız görülüyor. Şöyle göstereyim bir kez daha. Bu kısmı çevirelim. Yan yüzünü çevirelim. Bir tane normal USB çıkışımız var. Bir de USB PD yazıyor burada, bakın yanında. Type-C çıkışı var. Şimdi bunu kullanmak için iki ucu da Type-C olan ya da iki ucu Type-C olmasa da bir ucu en azından girişi Type-C olan, diğer tarafı da istediğiniz hangisi olursa ama genelde Type-C'den ya da ya Lightning ne oluyor ya da Type-C Type-C oluyor. Bir kabloya ihtiyacınız var. Bu arada Anker onu da gönderdi sağ olsun. Şöyle göstereyim. O kabloyu da. Yani bu beraber alınmıyor bu arada. Bunu haricen almanız lazım. Type-C'den Type-C'ye bir kablo. Onu da açalım. Onu da bıçakla alacağız muhtemelen. Çünkü burada da bir etiketimiz varmış. Evet, etiketimizi açtık. Şöyle göstermiş olayım. Hani nasıl bir kablo lazım ya? Benim kafamda canlanmadı diyorsanız. Şöyle çıkarttık. Görüyorsunuz. İki ucu da USB olan kablodan ihtiyacınız var. Şimdi tabii konumuz bu olmadığı için bunu bir kenara kaldırıyorum. Ürünümüze bir kez daha bir bakalım. Dediğim gibi, az önce söylediğim gibi, bu ürün özel bir powerbank. Yani bu şimdi pahalı bir ürün. 400 lira. Aa, 400 lira buna vereceğim, şunu alırım, bunu alırım. Elbette doğru, alınır ama bu ürünün başka özellikleri var. Biz de onun için tercih ettik zaten. Biz de onun için aldık. Hem sizlere bilgi verelim hem de bizim de burada kullanacağımız bazı ürünler oluyor. Onları şarj ederken de kullanmak üzere aldık. Hatta onun denemelerini de yapacağız. Söylediğim gibi burada bir Type-C normal bir çıkışımız var. USB. Bir de Type-C çıkışı var. Başka bir çıkışı yok. İkisini aynı anda kullanabiliyorsunuz bu arada. Bunu da belirtmiş olayım. Bu ürünle beraber teknik bilgilerinden bahsediyorum tabii bu arada. Bir iPhone 7'yi 6 kere şarj edebiliyorsunuz. PD tarafının çıkışı 5 volt. 5 voltta 3 amper, 9 voltta 2.6 amper, 15 voltta da 1.6 amper. Kapasitesinin 20.100 miliamper olduğunu belirtelim. 72.36 watt saatlik de bir gücü var bu ürünün. Fiyatını az önce söyledim, 400 TL civarında. Kutusuna bir bakalım, başka bir şey var mı? Sanki var gibi bir hisse kapıldım ama olmaya da bilirdi. Bakalım. Aksesuar serisi diyor. Bakalım şurada ne varmış. Böyle bir kutu daha çıktı içinde. Kutu içinde kutu çıktı. Bir kılıf var galiba.
Evet. Bir de bir kablo var. Ha, yoksa Type-C kablosu burada mıymış? Aa, kutusundan çıkıyormuş Type-C kablosu zaten. Şöyle açalım. Evet, iki ucu Type-C kablo. Burada da çıkıyormuş zaten. Söylediğim gibi PD özelliği olan bir cihazı şarj edeceksiniz. Böyle bir kabloya ihtiyacınız var. Ya da bir ucu Type-C, diğeri de Lightning olan kablolar da var. Onlardan da almanız gerekiyor. Eğer bir iPhone şarj etmek istiyorsanız öyle bir kabloya ihtiyacınız var. MacBook Pro ya da işte Lenovo'nun veya Asus'un bazı ürünleri var. Dizüstü bilgisayarlar. Onları da yine bu tarz bir kabloyla şarj etmeniz gerekiyor. Detaylı bir test gelecek. Kapanışı yapmadan önce şu kılıfımıza da koyalım. Şöyle koyuyoruz. Şu şekilde kapattık mı? Geliyor. Bu arada bu kablo aynı zamanda cihazın kendisini şarj etmek için de kullanılıyor. Muhtemelen onun için koymuşlardır diye tahmin ediyorum. Detaylı bir inceleme gelecek söylediğim gibi. Kaç kere şarj ediyor, nasıl şarj ediyor, bilgisayarı nasıl şarj ediyor gibi özellikleri yine detaylı inceleme videomuzda bulabileceksiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.